Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün perde pilavı tarifim var. Buyurun yapımına geçelim. İki tane tavuk butunu tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip haşladım. Gram çiğ badem. Bademlerin kabuklarını kolaylıkla soyabilmek için üzerlerine sıcak su ekleyip 5 dakika beklettim. Daha sonra kabuklarını soydum. Bademleri renk alıncaya kadar kavurdum. Birazını hamuru süslemek için ayırdım. İki yemek kaşığı çam fıstığı ekleyip kavurmaya devam ettim. İki yemek kaşığı kuş üzümünü yıkadım. Üzerine sıcak su ekleyip 15 dakika beklettim. Tavaya iki yemek kaşığı tereyağını ve iki yemek kaşığı zeytinyağını aldım. Tereyağı eridikten sonra iyice yıkadığım 2 su bardağı baldo pirinci ekledim. 2-3 dakika kavurdum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı tarçın, sıcak suda bekletip süzdüğüm kuş üzümleri, kavrulmuş bademleri ve fıstıkları ekleyip karıştırdım. Üç su bardağı tavuk suyu ekledim. Kısık ateşte pirinçler suyu çekinceye kadar pişirdim. Kek kalıbını tereyağıyla yağladım. Ayırdığım bademleri dizdim. Hamuru hazırlayıncaya kadar kalıbı buzlukta beklettim. Hamuru için 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve 3 su bardağı un ekleyip yoğurdum. Yoğurduğum hamuru 15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Pilav pişti. Didiklediğim tavukları pilava ekleyip karıştırdım. Unladığım tezgaha hamuru aldım. Hamurdan bir parça ayırdım. Hamuru kalıbın içine sığacak ve kenarlarından biraz taşacak kadar açtım.
Kalıbı buzluktan çıkarıp hamuru içine yerleştirdim. Pilavı kalıba döküp yaydım. Kenarlardaki hamuru pilavın üzerine kapattım. Ayırdığım hamuru kalıbın üzerini kapatacak büyüklükte açtım. Açtığım hamuru pilavın üzerine kapattım. Hamurun kenarlarından bastırarak İçeriye doğru katladığım hamura yapıştırdım. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede yarım saat pişirdim. Perde pilavı fırından çıktı. Kalıbı servis tabağına ters çevirip perde pilavını çıkardım. Dilimleyip servis yaptım. Bugünkü tarifimin sonuna geldim. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evet.